Selamlar ben Bora Özkent. Yeni bir podcastimle karşınızdayım. Sosyal medya hesaplarımdan bu sabah paylaştım. Dün akşam Amerika'da çok heyecanlı, Türkiye saatiyle 22.30'da büyük bir gelişme oldu. Elon Musk'ın SpaceX firması Starlink projesi çerçevesinde uzaya Falcon 9 gemisiyle 60 tane uydu gönderdi. Bu uyduların görevi dünyanın her yerine internet indirmek. Bugünkü podcastimde bu konuyu ele alacağım. İlginizi çekerse lütfen beni dinlemeye devam edin. Dünya internet pazarı yani internet e erişim pazarının büyüklüğü kabaca 1 trilyon dolar. Elon Musk da bu pazardan bir pay almak istiyor. Ee, hedefi %3 ile %5 arasında yani 30 milyar dolarla 50 milyar dolar arasında bir pay almak istiyor buradan. Ve dünyada özellikle şu anda internetin erişemediği ki ben de şaşırdım dünyanın kabaca nüfusunun yarısı internet e erişemiyormuş. Buralara internet indirmeyi istiyor. Bir yandan da tabii ABD gibi Avrupa gibi yoğun internet kullanımı olan pazarlardan da Pay almak istiyor kendisine. ve Buradan yaratacağı parayla da işte 30 ile 50 milyar dolar arasında yıllık gelirle de Mars yolculuğunu finanse etmek istiyor. Bu uzun zamandır onun hayaliydi. Ee, ve SpaceX'in bir alt girişimi olan Starlink'i de bu çerçevede e, uzun zaman önce devreye soktu. Fakat ilk uydu bu hafta fırlatılabildi. Saat 22.30'da e, Perşembe günü Florida'nın Cape Carnaval üstünden e, fırlatıldı. Başarıyla yükseldi. Ve yerden aşağı yukarı 550 km yükseklikte uydularını uzaya bıraktı. 60 adet uyduyu uzaya bıraktı. Sonra bu uydular kendi kendilerine, aslında bunu böyle bir topu havaya atmak gibi düşünebilirsiniz. Önce bir yol diyor, gelişi güzel. Sonra bu uydular yavaş yavaş kendi rotalarına doğru yerleşmeye gidiyorlar. Uzaktan e, iticilerle de onları yönlendirmek ve doğru bir yörüngeye oturtmak mümkün gözüküyor. Buzaya gönderilen 60 uydunun her birinin ağırlığı 227 kilogram. Oldukça hafif aslında. Her birinin üzerinde birer güneş paneli bulunuyor. Enerjilerini bundan alıyorlar. Bu uydular birbirleriyle haberleşmiyorlar. Merkezle haberleşiyorlar sadece. Fakat merkezdeki bir algoritma bu uyduların dünyanın her yerine internet verecek şekilde doğru şekilde yerleşmesini yönetiyor ve aslında son derece kaotik olacak olabilecek çünkü 10 bine yakın uydu yerleşecek proje bittiğinde uzaya oldukça kaotik olabilecek bu uydu trafiği bu merkezdeki algoritma tarafından yönetiliyor. Bunu bir kuş sürüsünün hiçbirbirine çarpmadan uçan yüzlerce kuşu gibi düşünebilirsiniz aslına bakarsanız. Proje tamamlandığında 10 bine yakın, 10 bin, 12 bin bu rakamları tam olarak veremiyorlar. Çünkü kendileri de biraz öğreniyor süreci. Uydu yerleşmiş olacak gökyüzüne ve bunlarla 1 Gbps ile 3 Gbps arasında internet hızı, internet bağlantısı dünyaya indirilecek. Burada tabii telefonlarımızla internet nasıl bağlanacağımız henüz tam belli değil. Kimisi diyor ki bu 50 dolarlık aşağı yukarı bir aidatı olan, yıllık aidatı olan bir deneme süreç olacak. Ve kendi devletinizden izin almanız gerekecek. Kimileri diyor ki hayır tamamen özgür olacak. Orası biraz açıkçası flu. Ben de tam keşfedemedim. Ama şunu biliyoruz. 7 milyar insanın 3,5 milyarı henüz internete erişemezken bu proje sayesinde erişiyor olacak. Dünyanın her yerinde internetimiz olacak. Hatta mesela uçakta giderken Netflix'inizi açıp seyredeceksiniz. Üstelik de hava yolunun o korkunç internet tarifesine para vermeden bunu yapabiliyor olacaksınız. Peki biz ne zaman yararlanmaya başlayacağız bu Starlink güzelliğinden? Daha epey var en iyi ihtimalle 2020'nin sonunda beta testler başlıyor dünya internet yayını indirmek için. Bunun için önümüzdeki dönemde her iki haftada bir 60'a yakın uydunun uzaya başarıyla yerleştirmesi lazım. Ve 700-720 civarı uyduya gelindiğinde ilk internet yayınlarına ulaşıyor olacağız. Ama dünyanın her yerine internete ulaşmak daha epey bir zamanımız alacak gibi gözüküyor. Üstelik Elon Musk da bunu açıkça söylüyor. Bu çok yenilikçi bir teknoloji. Bir sürü aksilik sorun çıkabilir. Yani sürenin biraz daha uzaması mümkün ama bu yola girdik. Zaten şunu da biliyoruz. Eğer Elon Musk bunu başaramasa bile rakipler var aynı şeyi deneyecek olanlar. Ee, geçtiğimiz günlerde Amazon'un CEO'su Jeff Bezos da uzaya uydu yerleştirmeye başlayacaklarını söyledi. Onun da biliyorsunuz bir uzay taşımacılığı firması var. Ondan beraber hızlı bir şekilde devreye girecekler. Daha başka rakipler de var. Yani bu yol artık geri dönülmez yol. Bu bizi tabii yepyeni bir internet deneyimine götürecek hem hız açısından hem her yerden erişilebilirlik açısından ve belki de mevcuttaki tele operatörlerin, bu telekomünikasyon operatörlerinde biraz başını derde sokuyor olacak. Ayrıca e, bu makineler arası haberleşme, MTM e, dediğimiz konu e, devreye daha kuvvetli girecek. Ne demek bu? Mesela iki tane otonom arabanın aralarında haberleşerek kaza ihtimalinin sıfıra inmesi gibi. E, bu tip böyle yenilikçi devrimsel konularında önü açılıyor olabilecek. Ama dediğim gibi ...biraz daha bekleyeceğiz. İnşallah elin bu işleri hızlandırır. Ee, peki bu uyduların işi bitince ne olacak? Uzaydaki o uydu çöplüğüne mi karışacaklar? Hayır. Bunlar 500 kilometre yükseklikte olduklarından... ...atmosfere erişimleri epey kolay. Ömrünü tamamlayan uydu... ...otomatik bir sistemle atmosfere yönlendirilecek ...ve orada hızlıca yanacak. Eğer bu gerçekleşmezse... ...ayrıca bu uyduların kendini patlatma özelliği de var. Daha da enteresan aslında bu uydular uzayı biraz temizleyebilirler de. Denemek istedikleri şöyle bir şey var. Bu uyduların üzerindeki lazerler aracılığıyla şu anda uzayda boş boş gezen ömrünü tamamlamış uyduları yönlendirmek ve yok etmek de mümkün olabilir. Bu da Elon'a belki SpaceX'e yeni bir gelir kaynağı yaratıyor olabilir. Uzay temizliği yapıyor olabilirler. Evet ben notlarımın sonuna geldim. Önümüzdeki günlerde de daha heyecan verici şeyler olacaktır. Onları da paylaşacağım inşallah sizle. Umarım bu podcast hoşunuza gitmiştir. Podcast hoşunuza gitmişse bir like yapın, bir soru sorun, yorum yapın. Hangi podcast kanalından veya YouTube'dan dinliyorsanız orada bir de bir yıldız verirseniz süper olur. Ben de çok daha heyecanlı bir şekilde yeni şeyler hazırlamaya devam ederim. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.